Gel bakalım Gündoğdu. Öfken gözlerinden akıyor. Bana mı yoksa babana mı dedin? Kızılcık şerbetini hiç sevmem Karatöker. Aslında bu olanlara hiç gerek yok Gündoğdu. Allah göstermesin. Yarın öbür gün ihtiyar babanın başına bir halt gelse, yerine geçmen kayılar için daha hayırlı olmaz mı? Eğer ben bir gün bey olursam, senin derini üzer, leşini köpeklere yedir. Vay be! Obaya geldiğimde hırlayan Ertuğrul'u bir halt zannetmiştim. Asıl cevval olan, dişini göstermeyen öteki enikmiş. Getirin onu! Hamza. Babana son bir fırsat vereceğim Gündoğdu. Alp'in Hamza'yı babana yollayacağım. Yarın tek başına esirleri bana getirmesini kibarca teklif edeceğim. Teklifimi kabul etmezse önce seni sonra bütün kıyıları kılıçtan geçireceğim. İyi niyetli, temiz kalpli bir komutanın yapabileceği ne varsa onu yapacağım. Elimden ancak bu kadar gelir. Beni anlıyor musun ha? Götürün bunları sarı bölü. Taş dediğin yay, kirpik dediğin ok gibidir. Öyle bir bakacaksın ki erine kalbinden vuracaksın. Gözü senden başkasını görmeyecek. Çok sürme. Ben de yaralanmış gibi gözükmeyeyim. Merak etme. Çok güzel olacaksın. Bir bey hatunu gibi. Sırma saçlarınla, elma yanaklarınla endamınla süzüleceksin bütün gece. Herkes sana bakacak ama en çok da Ertuğrul. Bakacak mı sahi? Bakacak tabii. Bakmak ne söz? Kalbinden vurulacak, yedi cihan duyacak. Evlatlar, evvel zaman içinde, yani biz daha ata topraklarından buralara göçmeden çok zaman önce halkımıza katleden, sürülere dalıp atları, yılkı atlarını parçalayıp yiyen melun mu melun bir ejderha var. Ahali böyle korkudan durup, yok mu bizi bu ejderhadan kurtaracak bir yiğit de?
uzatan var demiş, var. Var. Tabii o benim gibi değil. Daha yiğit. Ve yayını, okunu, kargısını, kılıcını aldığı gibi düşmüş yola. Vazifeni biliyorsun. Yabanilik yapma. Ertuğrul'a selam ver. Beyim, Allah razı olsun senden. Sayende telef olmadık soğuklarda. Koç yiğitlerin hep böyle ardına düşe. Kızınla oba kurasın, oğlunla ordu olasın. Allah senden razı olsun, başımızdan eksik olma. Amin. Baksana bizim hisli tekiye. Kilitlenip kaldı yine. Oğuz atam dikilmiş ejderhanın karşısına. Bana bak demiş bana. Bu kılıçta sana öyle bir vururum ki. En büyük parçan kulakların kalır demiş. Ya. Şerefine alpler kılıç kalkan oynasın. Atalardan gördüğümüzü yaşatalım.
Süleyman Şah töredir diye sahip çıktı size. Böyledir bizde. Peki sizde? Misafir olunan yerde beyoğluna göz kaş süzüp ayartmak mı vardır? Ne diyorsun sen be? Ben diyeceğimi dedim. Sen de anladın. Ertuğrul'dan uzak dur. Halime. Yayından fırlamış ok gibisin. Yoksa yine obadan kaçmaya mı niyetlisin? Belli ki duymuşsun olanları. Evet, kaçmaya çalıştık. Ama kaçamadık maalesef. Kimse gitmenizi istemiyor. Bizim için misafir kutsaldır. Töremiz böyledir. Ertuğrul Bey, biz kara bulutları üzerimize taşırız. Gidelim ki obanın üstüne kara bulutlar dağılsın. Demek ben Halep'ten döndüğümde gitmiş olacaktınız, öyle mi? Sırra kadem basmış olacaksın. Canım yanacaktı. Yüreğim paramparça olacaktı ama... Bunlar bizim peşimizi asla bırakmayacak Ertuğrul. Kim onlar Halime? Ne istiyorlar sizden? Bizim kim olduğumuzu hiç bilmesen daha iyi Ertuğrul. Beyim, cüzdanlı birini yakaladık. Kimsin kadın? Beyim, yemek kazanlarına bir şey dökerken yakaladık bu kadını. Eceli mi susadın? Ne döktün kazanlara? Konuş. Sana tapınak şövalyelerinden selam getirdim Ertuğrul. Kazanlar ve bu kadını bir çukura koyun. Yakın. Bu tapınakçılar senden ne ister? Halep'te seni öldürmeye çalıştıklarını daha bu sabah anlatmışken... gecesinde bütün melanetlerini obamıza yaymaya çalışırlar. Her şey senin şu misafir aileyi onların elinden kurtarmanla başladı. Bu ne iştir? Mesele göründüğünden daha derin baba. Zannetmem ki konu sadece Halimelerle alakalı olsun. Tapınakçıların esas saldırma sebebi... Haçlıların dibinde yurt tutmamızdan olsa gerek. Sen onlara konduramazsın. Ama misafirlerimizin bizden gizlediği bir sır var. Ve bu sır... tehlikeli bir sır. Elbet onlar misafirimizdir. Başımızın tacıdır. Lakin bundan ötesi olmaz Ertuğrul. Baba. Ertuğrul.
Evladım, yabanın kızından obanın kızı olmaz. Bunu aklından çıkarma. Hem seni tez vakitte Gökçe kızımızla baş göz etmek isteriz. Haymanan'la konuştuk. Ben de münasip gördüm. Neyse. Gündüzün şerri gecenin hayrından yeğdir. Sabah aşına gel. O zaman konuşuruz. Gecene zindan eder nedir oğul? Ana, babam ne der? Gökçe bacım bana yar olacakmış. Gökçe bey kızıdır. Ocağımızda büyümüştür. Huyunu, suyunu, soyunu, sopunu biliriz. Onu bilirsin de ana. Benim gönlümü bilir misin? Halime... Bugün var, yarın yok. Kim olduklarını bilmeyiz. Tüccarız derler. Baban ses etmez. Ama bilir ki tüccar da değiller. Onlar Hak Teala'nın misafiridir der. Ucu nereye gider? İzini sürmez. Atanın sözü, obanın selameti ise sana Gökçe der. Başka bir şey demez. Ana. Hak çalımın bir ceylanla çıkardı onu karşıma. Nasıl kıyarım o güzel gözlere, o tatlı dillere. Bir gün cesaret eder de sorarsam, gönlün var mı bende diye. O da yolum senin yolundur derse. Nasıl git derim ona ana? Oh.
Uyuyor musun? Gözlerimin bir an kapanabilmesi için neler vermezdi. Ertuğrul'la konuştum. Kızın babası iyileşti. Oba göç etmeden giderler. Beyim, sana Gökçe'yi ben dedim. Ama içim hiç rahat değil. Ertuğrul'un öbür kızda gönlü var. Alp'in gönlü obasının izine gider Haybe. Gençtir, delikanlıdır. Yüreği coşar, kabarır. Oba göçüp çadır kurulduğunda gönlündeki de kurur gider. Allah rahatlık versin. De söylemiş işte Ertuğrul'a sizi evlendireceğini. Ne bileyim abla. Böyle içimde kelebekler uçuşuyor ama öte yandan da bir kara bulut gitmiyor sanki. Bir oh çek. At bütün kötülükleri üzerinden. Tamamdır bu iş. Gündoğdu dönsün hele. Gayrı dönüş yok artık. Ertuğrul gelmedi mi? Gelmedi beyim. Çadırındadır. Buyur. Gökçe kızım. Git haber ediver. Sabah aşına gelsin. Ertuğrul Bey'im. Gel Gökçe. Süleyman Şahım seni sabah aşına bekler Ertuğrul Bey'im. Gökçe bacım.
Anlaşma tamamdır. Elazığ'a istediği kadar asker vereceğiz. Vergileri ödeyeceğiz. Gösterdiği yurt kabulümüzdür. Yarın sabah tez vakitte yola çık. Selamlarımı ilet. Yeni yurdumuza yerleştiğimizde kendisini ziyaret edeceğimi bildiriver. Başla baba. Hayırlısıyla yeni yurdumuza yerleştiğimizde Gökçe ile düğünümüzü yapacağız. Artık bir torun istiyorum Ertuğrul. Baba. Müsaade ederseniz... Beyimize haber vereyim. Rahman, kimdir o gelen? Hamza geldi beyim. Size görüşmek ister. Gelsin hemen. Hayırdır inşallah. Beyim. Karatoygar. Karatoygar kervanı bastı. Karatoygar mı? Ne diyorsun sen be adam? Gündoğdu nerede? Diğer alplerim nerede? Hepsi öldü beyim. Hepsi. Gündoğdu beyimizi de Karatoygar esir aldı. Esir aldı ne demek? Sen nasıl bırakırsın beyni ha? Nasıl? Sen nasıl bırakırsın? Ne istermiş bu Karatoygar denilen yılan? Ertuğrul Bey'in getirdiği misafirler beyim. Karatoygar onları istiyor. Eğer yarın vermezsen... Gündoğdu Bey'imizi öldürecekler. Sen sebep oldun bunlara. Hepsi senin yüzünden. O Allah'ın belalarını getirdin buraya. Başımıza gelmeyen iş kalmadı. Sercan! Sercan gel. Gel kızım. Gel. Rahman. Güvendiğin adamları gönder, cenazelerimizi alıp getirsinler. Hamza'yı da kimseye göstermeden bir çadıra götür. Akçok Hoca ilgilensin. Olanı biteni obada kimsenin bilmesini istemiyorum. Bana da Numan'ı getir! Ne dersin beyim? Ertuğrul. Sen ne desursuz adamsın be? Böyle girilir mi elin çadırına? Halime. Süleyman Şahım seni otağında bekler. Acele et. Halime. Çabuk ol. Numan Efendi. Hayırdır? Merak etme hafşim. Bir şey yok. Baba. Baba. Halime bacım, şehzademi nereye götürüyorlar? Süleyman Şah görmek istemiş. Bunun böyle olacağını biliyordum ben. Başımıza bunların geleceğini biliyordum.
Eğer Gündoğdu'nun kızına zarar gelirse o kızın da ailesinin de canını alırım. Dur hele kızım, dur. Bey hatununa metanetli olmak yakışır. Topla kendini. Buyurun beyim. Beni çağırmışsınız. Gelin bu tarafa. Bu sabah bir haberci geldi. Bana kervanımızı basıp Alplerin canına kıydıklarını haber verdi. Bunu yapan Karatoygar, oğlum Gündoğdu'yu da esir almış. Beyim, ne denir imtihanın böylesine bilmiyorum. Allah sabır versin. Seni buraya hayır duası edesin, teessürlerini bildiresin diye çağırmadım. Seni buraya çağırmamdan oğlumu rehin tutan eşkıyaların benden ne istediklerini anlamışsındır. Şimdi sana tek bir soru soracağım. Ve karşılığında senden tek bir cevap istiyorum. Kimsin sen? Bir yanda kocam, bir yanda bu ne ödüğü belirsizlerin canı. Onca Alp'i öldürdüler. Gündoğdu'yu esir aldılar. Lakin sana söylüyorum, bunların bizden sakladığı bir şey var. Ama ben onu öğreneceğim. Sonra da bunun hesabını soracağım. Yeni dağlar, töreyi beyler tutar kızım. O senin söylediğin erlerin işidir. Bunların musibetleri yüzünden obada el mi kaldı be ana? Git şunun peşinden. Daha çok ortalığı karıştırmasın. Beyim, size bunu söylemek boynumun borcudur. Fakat emin olun ki kendi emniyetim kadar, ailemin emniyeti kadar sizin emniyetinizi de düşünmemdendir. Beyim, kim olduğumuzu söylersem bugün yaşadığınız felaketler emin olun şimdikinden kat ve kat fazla olacaktır. Lakin size bir can borcum var. Sizin için her fedakarlığa hazırım. Bana kendi canım, evlatlarımın canı dahildir. Sana tek bir cevap dedim. Tek bir cevap. Ben Ali Selçuklu Hanedanı'ndan Muzaffereddin Davud, Muhyiddin Mesud Şah'ın oğlu, Sultan İzzettin Kılıç Arslan'ın torunuyum. Selçuklu Şehzadesiyim. İyice işit beni. Buraya geldiğin güne lanet edeceksin. Sen ki her ne yaşattın bu obaya, misli misli ödeyeceksin. Anladın mı şimdi beni? Eğer iş bana düşerse gözümü kırpmadan eceliniz olurum sizin. Eceliniz! Yavaş ol hatun. Kudurmuş it kimine saldırırsın? Sizin yüzünüzden kervanımız basıldı. Yiğitlerimiz öldürüldü. Kara Toygar denen namussuz kocamı esir aldı. Hele onun kılına bir zarar gelsin. Hele benim canım bir yansın. Sen kudurmak neymiş o zaman göreceksin. Abla! Tamam. Hadi gidelim. Biz gitmeyeceğiz Gökçe. Onlar gidecek. Ölü ya da diri. Ama gidecekler. Selcan! Kendine gel. Çıkar şunu dışarı. Selcan.
biraz önce gelinimden hani duyduysan. Bundan kimseye bahsetme. Çadırda kal. Zira bundan sonra neler olacağını hiçbirimiz bilemeyiz. Destur var mı Halime bacım? Hepsini duydum. Bu hiç iyi olmadı. Ne yapacağız Afşin Bey? Gelini gelip kocasına bir şey olursa bizi öldürmekle tehdit etti. Bir çaresine bakacağız elbet. Belli ki Süleyman Şah cenaze haberini saklayacak. Eğer haber duyulursa ahalinin ne yapacağı hiç belli olmaz. Allah korusun. Ne şehzadelerimize bir şey olsun ne de Gündoğdu'ya. Karatoygan'ın niyeti belli. Gündoğdu'ya karşılık şehzadelerimizi isteyecek. Siz çadırdan çıkmayın. Ben ne gerekiyorsa yapacağım. Müsaadenizle. Yıllardır kaçmaktan yorulduk artık beyim. Benim varlığımı, devletimi tehdit edenlerden kaçtım. Tapınakçılardan, Moğollardan, esen çıkarma meraklılarından kaçtım. Peşime düşenlerden, devletimin bekası için biricik oğlum yiğidime zarar gelmesin diye de devletimden kaçtım. Beyim, ben kendi canımdan vazgeçeli çok oldu. Buraya kadarmış. Artık bu işe bir son vermenin zamanı geldi. Kara Toygar takas istiyor baba. Ama istediğini ona versek bile yine de sizi öldürecektir. Şehzadeler alınca sana olan öfkesi bitmeyecek. Seni de abimi de öldürür. Doğru söylersin oğul. Önce Gündoğdu'yu onun elinden kurtarmanın bir yolunu bulmalıyız. Sadece abimi değil, seni de ona teslim etmem baba. Ayıplarımla üzerine gitsem Gündoğdu'yu yaşatmaz. Hem dökülecek kanla oba bir daha iflah etmez. Dağılır gideriz. İlk önce abimi serbest bırakmaya onu ikna etmelisin baba. Sonra da onu karargahından çıkmaya. Madem takas istiyor, kuralları biz belirleyeceğiz. Gündoğdu'yu niye bıraksın ki? Bırakmak zorunda baba. Tapınakçılar beni Halep'te neden öldürmeye kalktı? Neden obayı zehirlemek için cüzzamlı bir kadın yolladılar? Neden tapınakçılar şehzadeleri Kara Toygar'a götürüyorlardı? Tapınakçılar Kara Toygar'ın sarayda önemli bir mevki elde etmesini istiyorlardı. Onlara hizmet etmesini. Kara Toygar'ın asıl istediği şehzadeler baba. Onlar için her şeyi yapar. Yeter ki istemeyi bilirim. Ya dediğin gibi olmazsa? O zaman hepimiz ölürüz baba. Ama en azından elimizde kılıcımız, onurumuzla ölürüz.